Esma bint Ebu Bekir radiyallahu teala anha. Hazreti Ebu Bekir'in kızı. Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi. Abdullah bin Zübeyir'in annesi. Esma bint Ebu Bekir radiyallahu teala anha. Hicretten 27 yıl önce 595'te Mekke'de dünyaya geldi. Annesi Kuteyle bint Abdülüzzadır. Babası annesinden ayrılınca babasının yanında kaldı. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem insanları İslam'a davete başladığında 15 yaşlarındaydı. Babasının vesilesiyle 18. kişi olarak Müslüman oldu. Çok zeki ve akıllı bir kız olan Hazreti Esma radiyallahu teala anha, babası Hazreti Ebu Bekir'in radiyallahu teala an gözetiminde çok iyi bir şekilde yetişti. Eğitim sürecini 100 yaşına kadar aralıksız sürdüren Hazreti Esma'ya olan hayranlığını radiyallahu teala anha İbnül Esir şu sözlerle anlatır. Esma bint Ebu Bekir radiyallahu teala anha 100 yaşında bile önemli konularda istişare edilen güçlü bir zekaya, sağlam bir imana ve büyük felaketlere göğüs geren eşsiz bir sabra sahip bir hanımdı. Hazreti Peygamber'e sallallahu teala aleyhi ve sellem çok yakın olan bir aileye mensup bulunduğundan kültürlü ve itibarlı bir ortamda yetişti. İslam'ı en iyi anlayan ve yorumlayanların ilk sıralarında yer aldı. İslam davetine en büyük desteği verenlerden birisi Hazreti Ebu Bekir'di radiyallahu teala an. Sürekli Hazreti Ebu Bekir'le radiyallahu teala an birlikte olan Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem İslam davet stratejisini onunla beraber yapıyor ve hayata geçiriyordu. Bu davet atmosferi içerisinde büyüyen Hazreti Esma radiyallahu teala anha, Allah Resulü'nün sallallahu teala aleyhi ve sellem hicreti sırasında yaptığı hizmet ve gösterdiği fedakarlıklarla İslam davetini ne kadar özümsediğini göstermiştir. Esma bint Ebu Bekir radiyallahu teala anha anlatıyor. Babam Medine'ye hicret etmek üzere sefer için hazırlıklara başlayınca Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem ve onun için yol azığı yapıp bir heybeye koydum. Ayrıca bir kırbaya da içecek hazırladım. Ancak bunların ağızlarını bağlamak için kuşağımdan başka bir şey bulamadım. Babam, kuşağını ikiye böl, biriyle heybenin, diğeriyle su tulumunun ağzını bağla dedi. Babamın dediği şekilde yaptım. Bundan dolayı Zatün Nitakain diye anıldım. Hazreti Esma'ya radiyallahu teala anha bu lakabı veren Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem ona Allah sana bu kuşak yerine cennette iki kuşak verecektir buyurarak onu cennetle müjdeledi. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir radiyallahu teala ile birlikte hicret ederken onların saklanmasına 3 kişi yardım etmişti. Hazreti Ebu Bekir'in radiyallahu teala oğlu Abdullah, kızı Esma ve azat ettiği kölesi Amir bin Füheyre. Onlar Sevr mağarasına gizlendiğinde Abdullah bin Ebu Bekir gündüzleri Mekkelilerin arasında durarak bilgi toplar, gece olunca mağaraya gelerek bu bilgileri Allah Resulü ile sallallahu teala aleyhi ve sellem paylaşır, güneş doğmadan önce geri dönüp gizlice evine giderdi. Sabah erkenden müşriklerin yanına gider, onlarla birlikte vakit geçirirdi. Onu sürekli yanlarında gören Mekkeliler hiçbir zaman ondan şüphelenmediler. Esma'nın görevi yiyecek içecek götürmekti. Akıllı ve bir o kadar da cesur olan Esma,
Gece olunca hazırladığı yemeği onlara götürür, oyalanmadan aynı gece eve geri dönerdi. Amir bin Füheyre'nin görevi ise Abdullah ve Esma'nın izlerini silmekti. Gündüz diğer çobanlarla birlikte davarlarını otlatır, gece olup onlar mağaradan ayrıldıktan sonra koyunlarını onların geçtiği yerden götürüp getirerek ayak izlerini yok ederdi. Bu vesileyle kutlu yolcular koyunların sütünden de faydalanırlardı. Bu endişe dolu saklanış tam 3 gün sürdü. Bütün Kureyşliler onları ararken 3 maharetli genç, gizli ve tehlikeli görevlerini 3 gün neredeyse hiç uyumadan ve hiçbir açık vermeden en güzel şekilde yerine getirdiler. Hazreti Ebubekir radıyallahu teala anh saklandıkları mağaradan çıkıp Medine'ye yönelmeden önce oğlu Abdullah'a Mekke'de bulunan parasını getirmesini söylemişti. Abdullah'ın getirdiği 6000 dirhemi hicret sırasında yanına alarak Medine'ye götürecekti. O sırada Hazreti Ebubekir'in radıyallahu teala anh babası henüz Müslüman değildi. Oğlunun mallarını İslam için harcamasına çok kızıyordu. Oğlunun hicret ettiğini öğrenince evlerine gelerek, "Ebubekir hem malını hem canını İslam için feda ederek sizleri de mağdur etti. Vallahi biliyorum ki bütün malını kendisiyle birlikte götürmüştür." diye sızlanmaya başladı. Ama olan dedesini rahatlatmak isteyen torunu Hazreti Esma radıyallahu teala anha ona "Hayır dedeciğim, o bize pek çok hayır bırakarak gitti." diye üstü kapalı olarak paraları götürmediğini ima etti. O gün olanları Esma bint Ebubekir radıyallahu teala anha şöyle anlatır: "Hemen koşup bir miktar çakıl taşı topladım ve babamın paralarını her zaman koyduğu bir kabın içine koydum. Üzerine bir bezle örttükten sonra dedemin elinden tuttum, elini kabın üzerindeki beze dokundurarak, "Bak, babam işte bunu bize bıraktı," dedim. Dedem anlamamıştı. "Eğer bunları size bıraktıysa bir problem yok. Bu kadarı ne fazla ne eksik, size yetecek kadar," diyerek sakinleşip sorun çıkarmadı. Aslında babam bize bir şey bırakmamıştı. Ancak yaşlı dedemin üzülmemesi ve sakinleşmesi için bu şekilde davranmıştım. Hazreti Ebubekir radıyallahu teala anha arkada hiçbir şey bırakmadığı halde kızı Esma bu davranışıyla dedesini teskin etmeyi başarmıştı. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu teala anha Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemle birlikte hicret ettiğini fark eden Ebu Cehil, hemen bir grup Mekkeli ile birlikte Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu teala kapısına dayanmıştı. Onlara kapıyı Hazreti Esma radıyallahu teala anha açtı. Ebu Cehil sert bir şekilde "Ebu Bekir nerede?" diye bağırdı. O sırada genç bir hanım olan Hazreti Esma, radiyallahu teala anha, herkesin önünde titrediği bu zalimden korkmadan "Babamın nerede olduğunu bilmiyorum," dedi. Aldığı cevaptan hoşlanmayan Ebu Cehil, karşısındakinin genç bir hanım olduğunu aldırmadan var gücüyle ona şiddetli bir tokat attı. Hazreti Esma radiyallahu teala anha tokadın etkisiyle öyle bir sendeledi ki küpeleri kulağından fırlayarak yere savruldu. Onun konuşmayacağını anlayan Ebu Cehil, orada daha fazla durmayarak çekip gitti. Esma bint Ebu Bekir, radıyallahu teâlâ anha, babasından bir müddet sonra ailesinin diğer fertleriyle beraber Medine'ye hicret etti. O günlere ait hatıralarını şöyle anlatmaktadır: "Hicret sırasında ben Zübeyir bin Avvam ile evli, Abdullah bin Zübeyir'e hamileydim. Yola çıkıp büyük sıkıntılarla Medine'ye vardık. Şehre girmeden önce bir süre Kuba'da kaldık. Orada doğum yaptım. Çocuğa hiçbir şey yedirmeden bir beze sararak Allah Resulüne sallallahu teala aleyhi ve sellem götürüp kucağına koydum. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem kendisine bir hurma getirilmesini istedi. Hurma gelince onu iyice ezdi.
Sonra çocuğun ağzına koyup hafifçe ovalayarak tahnik yaptı. Böylece oğlumun midesine ilk olarak Allah Resulü'nün sallallahu teala aleyhi ve sellem ona yedirdiği hurma girdi. Bundan sonra beni tebrik etti, oğluma da dua etti. O, Medine'ye hicretten sonra doğan ilk çocuktu. Müslümanlar Medine'ye hicret edince birileri, "Yahudiler size sihir yaptı. Bundan sonra hiçbirinizin çocuğu olmayacak. Böylece nesliniz tükenecek." diye bir söylenti yaymıştı. Bu sözlerle Müslümanlara manevi baskı yapıyor, onları üzüyorlardı. Oğlumun doğumuyla bu baskıdan kurtulan Müslümanlar çok sevindiler. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem oğlumun adını dedesi Ebu Bekir'in adı olan Abdullah koydu. Ben de künyesini dedesinin künyesi gibi Ebu Bekir koydum. Zübeyir bin Avvam radıyallahu teala ile evli olan Esma bin Ebu Bekir'in Abdullah, Urve, Münzir, Asım ve Muhacir adlarında 5 erkek, Hatice-ül Kübra, Ümmül Hasan ve Ayşe adlarında 3 kız çocuğu oldu. Evlerini, mallarını, mülklerini Mekke'de bırakıp Medine'ye hicret etmişlerdi. Hicretin ilk yıllarında mali sıkıntı içerisinde olan ailesinin bir atı ile evlerine 5-5,5 kilometre uzaklıkta Hazreti Peygamber'in sallallahu teala aleyhi ve sellem verdiği bir hurma bahçesi dışında hiçbir mal varlığı yoktu. Esma binti Ebu Bekir radiyallahu teala anha, Medine'deki yaşamları ile ilgili olarak şunları anlatır. Zübeyir bin Avvam'la evlendiğimde onun ne bir parça toprağı ne kendisine yardım edecek hizmetlileri vardı. Atından başka hiçbir şeyi yoktu. Ben atına ot veriyor, onun bakımını ve seyisliğini yapıyordum. Kırbasını dikiyor, hamur yapıp ekmek pişiriyordum. Ekmek pişirmeyi iyi bilmediğim için Ensar hanımlarından olan bir komşum bana yardımcı oluyordu. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra bize bir miktar arazi vermişti. Eşim gidip orada çalışırdı. Evden biraz uzak olan bu yere her gün tek başıma yiyecek, tohum ve gerekli şeyleri götürürdüm. Yine bir gün eşimin yanına gidiyordum. Başımın üzerinde hurma çekirdeği taşırken Allah Resulü ile sallallahu teala aleyhi ve sellem karşılaştım. Bir grup sahabi ile beraber benim gittiğim yöne gidiyordu. Beni görünce yanına çağırdı ve terkisini almak için devesini yere çöktürdü. Fakat ben erkeklerle birlikte yolculuk etmekten utandım. Sonra eşimin kıskançlığını hatırladım. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem benim çok utandığımı ve deveye binmekte tereddüt ettiğimi görünce teklifinden vazgeçerek yoluna devam etti. Eşimin yanına vardığımda ona, "Yolda Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem ve bir grup sahabiyle karşılaştım. O sırada başımın üzerinde hurma çekirdeği vardı. Devesini çöktürüp beni bindirmek istedi. Fakat ben çok utandım ve senin kıskançlığını hatırladım," dedim. Bunun üzerine Zübeyir, "Vallahi senin çekirdekleri taşıman, Allah Resulü'nün sallallahu teala aleyhi ve sellem devesine binmenden daha ağır geldi," dedi. Daha sonra konudan haberdar olan babam, bana yardımcı olması için bir hizmetli gönderdi. Hizmetli atın bakım ve tımarını üstlenerek beni rahatlattı. Çok cömert biri olan Hazreti Esma, radiyallahu teala anha, imkanları kısıtlı olduğu için ihtiyaç sahiplerine bir şey vermekten çekiniyor, ancak bu durum onu rahatsız ediyordu. Bir gün Allah Resulüne sallallahu teala aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, evimize yalnızca Zübeyir'in kazanıp getirdiği kadar bir şey giriyor. Onun getirdiklerinden ihtiyaç sahiplerine dağıttığım zaman bana bir günah var mıdır?"
diye sordu. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem, gücün yettiğince ölçülü olarak dağıt, fakat cimrilik etme. İyilik kapısını kaparsan Allah da senin kapını kapar buyurdu. Hazreti Esma radiyallahu teala anha, Zübeyir bin Avvam radiyallahu teala an ile birlikte Hicri 15, miladi 636 yılında Yermük Savaşı'na katıldı. Zübeyir bin Avvam radiyallahu teala an kıskançlığı yüzünden zaman zaman Hazreti Esma'ya radiyallahu teala anha sert davranıyordu. Yine bir gün sert davranınca konuyu babasına anlattı. Hazreti Ebubekir radıyallahu teala ona, "Kızım sabret. Bir hanım salih biriyle evlendiğinde eğer eşinin dışında başka birisiyle evlenmeden vefat ederse eşiyle cennette bir araya gelir." diye nasihatte bulundu. Zübeyir bin Avvam radıyallahu teala anh'ın kıskançlığı yüzünden kendisine sert davranmasını her fırsatta babasına anlatmasına rağmen Hazreti Ebubekir radiyallahu teala an kızına hep sabır tavsiye etmişti. Ancak bu evlilik devam etmemiş, Esma radiyallahu teala anha 50 yaşlarında ve 8 çocuk annesiyken eşinden ayrılmıştı. Bir daha evlenmemiş, vefatına kadar oğlu Abdullah'ın yanında yaşamıştır. Hazreti Esma radiyallahu teala anha İslam'ı öylesine özümsemiş ki çektiği acılar ve sıkıntılar halet-i ruhiyesini bozmak yerine onu daha da güçlü kılmıştı. Hayatının her alanına nüfuz eden İslam'ın hükümleri onun inceden inceye bir ömür yaşamasını sağlamıştı. Cahiliye devrinde babasından ayrılan öz annesi Kuteyle ile irtibatı kesilmiş, uzun bir aradan sonra onunla karşılaşmıştı. Annesi Hudeybiye anlaşmasından sonra yanına üzüm, yağ, küpe gibi çeşitli hediyeler alarak Medine'ye onu ziyarete gelmişti. Ey iman edenler! Küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ayetini hatırlayarak annesini evine almak ve hediyelerini kabul etmek istemedi. Ancak bir taraftan da anne hakkında Allah Resulü'nden sallallahu teala aleyhi ve sellem duyduklarını hatırlıyordu. Ne yapacağına karar veremedi. Tereddüt edince annesini kapıda bekleterek hemen Allah Resulü'ne sallallahu teala aleyhi ve sellem koştu. "Ya Resulallah, annem evime kadar gelmiş. Benimle görüşmek istiyor, ne yapayım?" diye sordu. Bunun üzerine, "Allah sizinle dini uğrunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli olanları sever." Ayeti inzal olunca Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem ona, "Git anneni içeri al, onunla irtibatını devam ettir." buyurdu. Hazreti Peygamber'in sallallahu teala aleyhi ve sellem annesine iyi davranmasını tavsiyesi üzerine de tekrar evine dönerek yıllarca özlemini çektiği annesini içeri alıp ona hürmet etti. Esma bint Ebubekir radiyallahu teala anha hayatı boyunca bizzat siyasete karışmamakla birlikte halife kızı ve annesi olması, eşinin de hep ön planda bulunması sebebiyle idare ve siyasetin tamamen dışında da kalamamıştı. Vefatına yakın oğlu Abdullah bin Zübeyir İslam aleminin pek çok bölgesinde halifeliğini ilan etmiş ve bölge insanları ona tabi olmuşlardı. Bunun üzerine Emeviler, Haccac komutasındaki büyük bir orduyu hicretin 72. yılında üzerine gönderdi. Ordu, Abdullah bin Zübeyir'in bulunduğu Mekke'yi kuşattı. Bu sırada 100 yaşlarında olan Hazreti Esma,
radiyallahu teâlâ anha çok hastaydı. Abdullah bin Zübeyir radiyallahu teâlâ anha Haccac karşısında yenilgiye uğramak üzere olduğu günlerde annesini ziyaret ederek halini hatırını sordu. Ardından da teslim olup olmama hususunda annesinin tavsiyelerine başvurdu. Esma bint Ebu Bekir radiyallahu teâlâ anha oğlunun davasında haklı olduğuna, maksadının dünya saltanatı elde etmek olmadığına inanıyordu. Sonunda ölüm de olsa hak davasından vazgeçmemesini istedi ve oğluna şu tarihi nasihatte bulundu. Ey oğlum, sen kendini benden daha iyi bilirsin. Eğer doğru yolda olduğuna ve ona davet ettiğine inanıyorsan yolunda devam et. Çünkü arkadaşların bu yolda öldürüldü. Sen şehit düşen arkadaşlarını düşün. Ümeyye oğullarının çocuklarının oyuncağı olma. Şayet bütün bunları dünyalık için yapıyorsan sen ne kötü bir kulsun. Bu takdirde hem kendini hem de seninle beraber olanları felakete sürüklemiş olursun. Öldürülmekse bundan daha iyidir. Ancak doğru yolda olduğunu, fakat taraftarlarının desteğini çekmesi yüzünden zayıf düştüğünü mazeret olarak ileri sürüyorsan, bu ne hür insanların ne de din ehlinin yapacağı bir iştir. Allah aşkına, dünyada daha ne kadar kalacaksın? Bu durumda ölüm daha güzeldir. Oğlum, senin için örtülerin en güzeli ölümdür. Allah'a yemin ederim ki, şeref ve haysiyet içinde alınan bir kılıç darbesi, benim nazarımda hakaret ve zillet içerisinde yaşamaktan ve kırbaçlanmaktan daha iyidir. Sakın ölümden korkarak zilleti kabul etme. Senin deden Ebu Bekir, baban Zübeyir, babaannen de Abdülmuttalib'in kızı Safiye'dir. Sabret ve zalime boyun eğme. Şerefinle yaşa, izzetinle öl. Fakat kesinlikle esir düşme. Vallahi ben, senin işinin sonunun nereye varacağını bilmeden ölmeyi arzu etmiyorum. Ya sen şehit olursun, ben bunun sevabını Allah'tan umarak şehadetine sabrederim ya da zafer kazanırsın, gözüm aydın olur. Bir anne için en dayanılmaz ızdırap, en büyük acı evladının ölümünü görmektir. Kadere hakiki manada iman eden, Allah'tan gelene her hayır ve şerre teslim olan bir anne için böyle olmadığının en güzel örneğini Hazreti Esma radiyallahu teâlâ anha bu sözleriyle göstermektedir. O ciğer paresini Allah yolunda ölmeye teşvik etmiş, şehit edildiğinde de bunu büyük bir sabır ve teslimiyetle karşılayacağını belirtmiştir. Onun bu hareketinde ve teslimiyetinde günümüz annelerine büyük bir ibret ve güzel bir örnek vardı. Abdullah bin Zübeyir radiyallahu teâlâ an, annesinin bu nasihati üzerine elini öptü, Hazreti Esma radiyallahu teâlâ anha da onu alnından öperek uğurladı. Ardından ellerini dergâh-ı ilahiyeye açarak, ''Ey Allah'ım, uzun gecede kıldığım şu uzun namazın hürmetine, şu ağlayışın ve Medine ile Mekke'nin şu kavurucu sıcaklığındaki susuzluğun hürmetine, babasına ve bana iyi davranmasının hürmetine ona merhamet eyle. Allah'ım, oğlumu senin yoluna teslim ettim. Onun hakkında verdiğin hükme ben razı oldum. Ona gelecek musibetten dolayı beni sabredenlerin ve şükredenlerin mertebesine eriştir diye dua etti. Sabır ve metanetle bu işin neticesini bekledi. Esma bint Ebu Bekir radiyallahu teâlâ anha gerek babası, gerekse kardeşi Hazreti Ayşe radiyallahu teâlâ anha vesilesiyle sık sık Hazreti Peygamber'in sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem huzurunda bulunurdu. Bir defasında üzerinde ince bir elbiseyle Allah Resulü'nün sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem yanına geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem onu bu halde görünce yüzünü çevirdi ve ''Ey Esma! Bir kadın adet görmeye başladığı zaman eline ve yüzüne işaret ederek
şu ve şu uzvu dışında başka yerini göstermesi caiz değildir, buyurdu. Hazreti Esma radiyallahu teala anha, Allah ve Resulünün emrine boyun eğdi. Peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem bu ikazından sonra hayatının sonuna kadar tesettürüne en güzel şekilde dikkat etti. Bir defasında oğlu Münzir bin Zübeyir radiyallahu teala an, Irak'tan gelirken ona ince bir kumaştan elbise getirmişti. Hazreti Esma'nın radiyallahu teala anha o sırada gözleri görmüyordu. Kumaşa eliyle dokundu ve "Tesettüre uygun değil" diye geri gönderdi. Oğlu buna gönül koydu ve "Ey anneciğim, bundan vücut görünmez" deyince "Altını göstermez. Fakat vücut hatlarını belli eder" dedi. Bunun üzerine oğlu gidip annesinin razı olacağı bir başka elbise alıp getirdi. Hazreti Esma radiyallahu teala anha onu kabul etti ve "İşte bana bunun gibi elbise giydir" dedi. Esma bint Ebu Bekir radiyallahu teala anha takvalı olduğu kadar çok cömert birisiydi. Allah Resulü'nün sallallahu teala aleyhi ve sellem vefatından sonra fetihler başlayınca pek çok kölesi oldu. Bir ara hastalandığında kendisine ait olan bütün köleleri azat etti. Ailesine ve çevresindeki insanlara her zaman şöyle nasihat ederdi. Sadaka verin, insanları doyurun, malınızın fazlasını elinizde tutmayın. Elinizde tutarsanız o artmaz. İhtiyaç sahiplerine verirseniz yokluğunu hissetmezsiniz. Onu yakından tanıyan Üsame bin Zeyd radiyallahu teala anh, onun için "O çok cömert biriydi" demektedir. Oğlu Abdullah da annesi ve teyzesinin cömertliğini şöyle anlatır. "Esma ve Ayşe annelerimizden daha cömertliğini görmedim. Onların cömertliği birbirinden biraz farklıydı. Ayşe annemiz eline geçenleri biriktirir, belli bir miktara ulaştıktan sonra ihtiyaç sahibine ulaştırır, Esma annemiz ise eline geçeni hemen dağıtır, yarına bırakmazdı." Hazreti Esma radiyallahu teala anha cömertliği kadar sabırda da örnek bir kişiliğe sahipti. Halini insanlara şikayet etmez, hastalandığında "Ah, of" demezdi. Allah'tan geldiğine, mümine gelen hastalık ve belanın manen derecesinin artmasına veya günahlarına kefaret olduğuna inanırdı. Allah'a dua etmeye, ona sığınmaya vesile bilir, sabır ve tevekkülle karşılardı. Şiddetli bir baş ağrısına yakalanmıştı. Elini başının üzerine koydu ve büyük bir teslimiyet içerisinde "Başım ağrıyor. Fakat Allah'ın benim için bağışladığı günahlarım daha çoktur" diye niyaz etti. Çok ibadet eden, akıllı, çevresindekilere hakikatleri anlatıp onları irşad eden biriydi. Hizmetinde bulunanlardan birisi anlatıyor. "Esma annemizin hizmetiyle ilgileniyordum. Bir gün beni çarşıya gönderdi. O arada kendisi namaza başladı. Ben hazırlanıp çıkarken Allah lütfedip vücudu yakıp kavuran azaptan bizi korudu" ayetini okuyarak cehennemden Allah'a sığınıyordu. "Çarşıdan geldiğimde hala namaz kılıyor ve aynı ayeti okuyor, durmaksızın ağlıyordu." Rukeyn bint Errebi radiyallahu teala an anlatıyor. "Bir gün Esma bint Ebu Bekir'i ziyarete gittim. Oldukça yaşlanmış, gözleri görmez olmuştu. Ben gittiğimde namaz kılıyordu. Çok yaşlandığından ayakta duramaz bir haldeydi. Bir hanım orada bulunan gençleri
onu kaldırın, oturtun, şöyle yapın gibi sözlerle onun namaz kılmasına yardımcı olmaları için yönlendiriyordu. İkrime ona sorular sorulduğunu nakleder. Bir keresinde, "Bizden öncekiler Allah korkusundan kendinden geçer gibi olur muydu?" diye sordum. "Hayır, böyle bir şey olmazdı. Ancak onlar her zaman Allah korkusundan dolayı ağlarlardı," diye cevap verdi. Çok cesur biriydi. Gerektiğinde kendini savunmasını bilir ve en zalim insanlara karşı bile hakkı haykırmaktan çekinmezdi. Medine'de Said bin As döneminde bir ara hırsızlık olayları olmaya başladı. Esma bint Ebu Bekir radiyallahu teâlâ anha, yaşlılığını aldırmadan kendisine bir hançer alarak bunu yastığının altında saklamaya başladı. Hazreti Ömer radiyallahu teâlâ anh, ilk hicret eden kadınlara Beytülmal'den tahsisat ayırdığında Hazreti Esma'ya da radiyallahu teâlâ anha 1000 dirhem maaş bağlamıştı. 100 yaşına kadar yaşayan Esma bint Ebu Bekir radiyallahu teâlâ anha iyi bir eş olduğu gibi iyi bir anneydi de. 5'i erkek, 8 çocuğu vardı. Bunların eğitimiyle yakından ilgilenmiş, sahabilerin büyüklerinden olan Abdullah bin Zübeyir, tabiinden Medineli meşhur 7 fakihten biri, hadis ve siyer alimi olan Urve bin Zübeyir gibi örnek evlatlar yetiştirmişti. Rüya tabirinde mahir olan Hazreti Esma, radiyallahu teâlâ anha, bunu babası Hazreti Ebu Bekir'den öğrenmişti. Radiyallahu teâlâ an. İlk Müslümanlardan olması, Hazreti Peygamber'e sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem çok yakın bir aile çevresinin içinde yer alması, onu zengin bir hadis bilgisine sahip kılmıştır. Uzun bir ömür sürmesiyle de hadislerinin gelecek nesillere ulaştırılmasında önemli bir rol oynamıştır. Abdullah ve Urve bin Zübeyir, torunları Abbad bin Abdullah, Abdullah bin Urve, Fatıma bin Münzir bin Zübeyir, Abdullah bin Abbas, Ebu Vakıt el-Leys, tabiinden Muhammed bin Münkedir, Abdullah bin Zübeyir'in kadısı İbni Ebu Müleyke gibi kişiler kendisinden hadis rivayet etmişlerdir. Esma bint Ebu Bekir'in radiyallahu teâlâ anha naklettiği hadisler, Kütüb-i Sitte başta olmak üzere çeşitli hadis kitaplarında yer almaktadır. Bir kısmı mükerrer olmak üzere rivayetlerinden 83'ü Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde, 157'si Taberani'nin El-Mucemül Kebir'inde bulunmaktadır. Zehebi ise rivayetlerinin sayısının 58 olduğunu, bunlardan 13'ünün hem Buhari hem Müslim'de, 5'inin sadece Buhari'de, 4'ünün de Müslim'de yer aldığını belirtir. Naklettiği hadis ve haberler ana hatlarıyla hicret, cömertlik, giyim kuşam, yeme içme ve kadınlarla ilgili hükümlerle bir kısım ibadetlere dairdir. Vefatı. Abdullah bin Zübeyir'in öldürülüp çarmıha gerilmesinden sonra kini hala sönmemiş olan Haccac, annesine haber gönderip huzuruna çağırmıştı. Ancak Hazreti Esma radiyallahu teâlâ anha onun yanına gitmedi. Bunun üzerine Haccac ona, "Ya buraya kendi rızanla gelirsin ya da seni saçlarından sürükleyip getirecek kimseler gönderirim," diye haber yolladı. Yaşı oldukça ilerlemiş olmasına rağmen cesaretinden ve metanetinden hiçbir şey kaybetmemiş olan Hazreti Esma radiyallahu teâlâ anha, Haccac'ın tehdidine kulak asmamakla kalmadı, üstüne bir de "Sen beni saçımdan sürükleyip götürecek birilerini gönderene kadar vallahi yanına gelmeyeceğim," diye haber gönderdi. Haccac, defalarca adam gönderip çağırmasına rağmen Hazreti Esma'nın radiyallahu teâlâ anha ayağına gelmeyeceğini anlayınca kendisi onun evine gitti. Oğlunu kastederek alaylı bir eda ile,
Allah düşmanına yaptıklarımı nasıl buldun?" diye sordu. Hazreti Esma radiyallahu teala anha cesaretle, "Görüşüm odur ki, sen benim oğlumun dünyasını yıktın. Oğlum da senin ahiretini mahvetti." Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, "Sakif'te bir yalancı, bir de zalim vardır." buyurmuştu. Yalancıyı gördük. Zalime gelince, "O da ancak sensin." cevabını verdi. Zalim Haccac, Hazreti Abdullah'ı şehit etmekte kalmamış, onu astırmış, başını keserek Şam'a göndermişti. Cesedini de annesi ricada bulunmadıkça indirmeyeceğiz diye yemin etmişti. Bir anne için evladının cesedini bir direkte asılı görmek çok zor bir şeydi. Hazreti Esma radiyallahu teala anha buna da sabretti. Zalim insanlara gidip ricada bulunmayı uygun görmedi. Abdullah bin Zübeyr'in radiyallahu teâlâ an vefatından 3 gün sonra oğlunun asılı olduğu yerden geçerken orada bulunan haccaca, "Bu hatip hala kürsüden inmeyecek mi? Adamlarına onu asıldığı yerden indirmelerini söyler misin?" dedi. Haccac, "Münafığı mı?" deyince, "Vallahi o hiçbir zaman münafık olmadı. O çokça namaz kılan, çok oruç tutan iyi bir insandı." diyerek oğlunu savundu. Haccac, "Buradan git yaşlı hanım, sen bunamışsın." dediğinde de, "Hayır, Resulullah'tan, Sakif kabilesinden yalancılar ve münafıklar çıkacaktır sözlerini duyduğumdan beri hiç bunamadım." dedi. Daha sonra halifenin emriyle gönlünü almak üzere evine giderek onu ziyaret eden Haccac, "Anacığım, müminlerin emiri seni ziyaret etmemi istedi. Bir ihtiyacınız var mı?" diye sordu. Ona çıkışarak, "Ben senin değil, asmış olduğun kişinin annesiyim. Hiçbir ihtiyacım da yok. Ama istersen sana Allah Resulünden sallallahu teala aleyhi ve sellem duyduğum, Sakif kabilesinden yalancılar ve bozguncular çıkacaktır sözlerini tekrar hatırlatayım. Gördük ki yalancı Muhtar Es-Sekafi'dir. Bozguncu da sensin." dedi. Esma bint Ebu Bekir radiyallahu teala anha hayatı boyunca pek çok imtihana maruz kaldı, büyük acılar yaşadı. Bunların hepsini, hatta vefatına yakın karşılaştığı büyük imtihanı da sabır ve metanetle karşıladı. Önce Allah Resulü'nün sallallahu teala aleyhi ve sellem, sonra babası Hazreti Ebu Bekir'in radiyallahu teala an vefatının acısını yaşadı. Kız kardeşi Ayşe'nin ve daha birçok sevdiği insanın acısını yaşamanın ardından oğlu Abdullah'ın da acısını tattı. Abdullah bin Zübeyr'in asılmasının hemen ertesinde Abdullah bin Ömer onu teselli etmek ve taziyede bulunmak için yanına giderek, "Kişinin vücudu çok önemli değil. Asıl olan ruhtur. O da Allah katındadır. Allah'a sığın, sabret." deyince, "Buna engel mi var? Yahya bin Zekeriya'nın başı da kesilip İsrailoğullarının azgınlarından birine hediye edilmedi mi?" diyerek sabretmesi gerektiğinin bilincinde olduğunu belirtti. Ancak onun Rabbinden bir dileği vardı. O da günlerdir asılı olan oğlunun asıldığı yerden kaldırılmasıydı. Bunun için Rabbine, "Allah'ım, oğlumun yıkanıp kefenlenmesini görmeden beni öldürme." diye yalvarıyordu. Duası kabul olmuş, kısa bir süre sonra Halife Abdülmelik'ten cenazenin aileye teslimi konusunda haber gelmişti. Cenaze teslim edilince, yaşlı ve âma olmasına rağmen oğlunu kendi elleriyle yıkayıp kefenledi ve üzerine koku serpti.
diğer oğlu Urve bin Zübeyir, cenaze namazını kıldırdıktan sonra defnetti. Oğlunun 14 Cemaziyel Evvel ayında, Hicri 73 yılında öldürülmesinden birkaç gün sonra da Mekke'de vefat etti. O sırada 100 yaşında ve kadın muhacirlerden en son vefat eden sahabiydi. İleri yaşlarında gözüne perde inmişse de akli dengesi hiç bozulmamış ve dişleri dökülmemişti. Cennette müjdelenmesi. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem, Esma bint Ebu Bekir radiyallahu teala anha, genç bir hanımken hicret sırasında yaptığı fedakarlıklardan dolayı ona, kuşağının iki parçası yerine sana cennette iki kuşak verilecektir buyurarak onu cennette müjdelemiştir. Allahu Teala rahmet buyursun. Amin. Siyer Yayınları.